rahmeti umarım. Günahkar nezdinde. Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyor. İşte bir yaşındasın. Beni saat yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni saat yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşığım. Ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmurda, duayla. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canımız feda o gözlerine, gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanlığında. Sonra yolda, Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenir miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Evva'ya, kaç gece anne diye kışkırdı. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize, senin yerine de baba. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammed'in eminsin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel, bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel, bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel, bekleyin yar. İşte 40 yaşındasın, bir akıl dağındasın. Tebliğ dini örgütlerden ve lokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ağsın. Karanlık gecelerinde sabahsın. Sen Nebiullahsın, sen Habibullahsın, sen Resulullahsın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışım geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğumu ne çabuk hissettirdin demişim. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler, sana bakıp nasıl da gülüyor. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşı hala. Bu koşan kimdir diye bir soluk dolaşıyor su boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tü Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişim geliyor aklımıza. Niye çıkardılar beni seni yurdundan? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı.
sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semaya haşet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Sen Allah diyordun. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklarda. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ya Resulallah, Medine'nin böyle sokaklarında yürüyordun. Neccar oğullarının küçük kızlarını görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişler. Sen de Allah biliyor ki ben sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Necer oğulların kızları değil ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen de onları çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala doğasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek ellerine dizlerini vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demişti. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstediğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktirdiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştum Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evlatlarımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştım özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultan, ey Medine minberinde ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfü ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.